Şöyle. Kütahya'da öğrencilere Bilim Çocuk Dergisi. Öğrenciler, bilim ve teknolojiyi Bilim Çocuk Dergisi'nde öğrenecekler. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şaban Küçükgümrah, Bilim ve Çocuk Dergisi ile çocuklarımızı geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bilim ve teknoloji bu yıl stratejik hedefimiz. Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji ve Milli Eğitim İl Müdürlüklerinin ortaklaşa hazırladıkları proje ile Kütahya'da ilk ve ortaokul öğrencilerine TÜBİTAK tarafından hazırlanan Bilim Çocuk Dergisi dağıtıldı. Dağıtımı yapılan dergi ile öğrencilerde bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı bildirildi. 2013-2014 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çeşitli projeler üreterek Kütahya'daki eğitim seviyesini artırmak isteyen Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerine Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de destek veriyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce hazırlanan bilim ve teknolojinin farkındalığının artırılması projesi kapsamında okullarda TÜBİTAK'ın Bilim Çocuk Dergisi'nin dağıtımına başlandı. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede Fuat Paşa Ortaokulu'nda dergi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımına katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şaban Küçükgümrah, okullarda bilime karşı olan farkındalığı artırmayı amaçladıklarını bildirdi. Hazırladığımız bilim ve teknolojinin farkındalığının artırılması projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bağlı kuruluşu TÜBİTAK tarafından piyasada satılan ve yayına hazırlanan Bilim Çocuk Dergisi'ni 16 bin adet olarak tedarik edip, ilimizde 7-12 yaş arasındaki çocuklarımıza dağıtımını gerçekleştiriyoruz, dedi. Türkiye'nin 2023 ve 2071 vizyonuna hazırlandığını ve çocukların da bu vizyonu anlamasını ve onları geleceğe hazırlamak adına projeyi gerçekleştirdiklerini de anlatan Küçükgümrah, bilindiği gibi ülkemiz 2023 ve 2071 vizyonuna hazırlanıyor. Bu vizyonda bilim ve teknolojinin olmazsa olmaz olduğunu her yerde söylüyoruz. Bilim ve teknolojinin farkındalığının artırılmasını bu yaşlarda çocuklarımıza izah ederek çocuklarımızı geleceğe hazırlama adına bir projedir. Projenin öğrencilerimize, Kütahya'ya ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum, diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bilindiği gibi çağımız bilgi çağı. Bilginin üretildiği, üretime dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla okullarımızın bilginin üretilmesinde çok önemli bir görevi var. Çünkü bilgi dediğimiz olgu ilk önce okullarda mayalanıyor. İlk tohumlar oralarda atılıyor. Eğitim sistemimizin herhangi bir kademesinde yer alan öğrencilerimizin bilim ve teknoloji konusunda farkındalık içerisinde olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ana fikirden hareketle Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz projenin adı da tam bu konuya tekabül ediyor. Yani bilim ve teknolojide farkındalığın artırılması. Biz bir anlamda 2013-2014 eğitim öğretim yılında bunu bir stratejik hedef olarak koymuş olduk, şeklinde konuştu. Müdür Esen, zaman zaman çeşitli kurumlarla proje ortaklığı yaptıkları da sözlerine ekledi. Dağıtılan dergiler hakkında görüş bildiren okul öğrencilerinden Mustafa Uygur, Bilim Çocuk Dergisi'ni okudum, daha da okumak isterim, derken Sude Kuruntu isimli öğrenci de Bilim Çocuk Dergisi'ni daha önce arkadaşlarımdan görmüştüm. Onlardan okumak için istemiştim. Daha önce dünyanın nasıl döndüğü gibi konuları hiç bilmiyordum. Bilim Çocuk Dergisi sayesinde bunları öğrendim, şeklindeki ifadeleri kullandı. Destek veren, projeyi baştan sona yürüten bir anlamda Bilim Sanayi Teknoloji Müdürümüze ve takım arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizim Milli Eğitim olarak toplumun her kesimiyle eş güdüm içerisinde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla toplumun her alanını ilgilendiren bir unsur. İl Özel İdaresi'yle, Emniyet Müdürlüğü'yle, Gençlik Spor Müdürlüğü'yle, Müftülük'le zaman zaman ortak projeler yürütüyoruz. Bu projeler halkamıza Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüzü de eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.